Emeklilerin beklediği bir haber, biliyorsunuz bu sene ikinci yarıda refah payına ilişkin bir çalışmayan emeklilere özel bir 5.000 lira verilmişti. Bunun tüm kesimi kapsaması için şimdi çalışan emeklilere de verilecek ama bu ödemeler yılbaşından önce yapılacak mı? 15 Aralık'a yetişmesi bekleniyordu. Bu düzenleme torba yasanın içinde. Torba yasa ne zaman görüşülecek mecliste? Ne zaman çıkar? Ayrıntıları Ankara'dan Filiz Uçan Savaş anlatacak. Filiz. Evet Merve Tepe, bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda çalışmayan emeklilere 5.000 liralık ikramiye ödemesi yapılmıştı ve bu ikramiye ödemelerinden de yaklaşık 10.430.000 çalışmayan emekli de faydalanmıştı. Ancak çalışan emekliler bu ikramiyenin dışında tutulmuştu. Tabii baktığımız zaman yaklaşık 4.7 milyon çalışan emekli bu ikramiyeden faydalanamamıştı ki bunların içerisinde çiftçi kayıt sistemine kayıtlı kişiler de vardı. Başkan Erdoğan da aslında bu kırgınlığın farkındayız diyerek gerekli bakanlıklara çalışması talimatını vermişti. İşte bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarını tamamladı ve geçtiğimiz haftalarda da aslında bu kısmi önergede AK Parti grubuna gönderilmişti. 80 maddelik torba yasanın içerisine eklenmesi yönünde. Bu önerge AK Parti tarafından da bu hafta meclise verilecek, onu söyleyebiliriz. Yani düzenlemenin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, yani Meclis Genel Kurulu'na gelmesini bekliyoruz. Peki bundan sonraki süreçte nasıl olacak ve hesaplara ne zaman yatmasını bekliyoruz? Bu düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'na, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu hafta gelmesiyle birlikte en kısa sürede bu sürecin yasalaşacağını söyleyebiliriz. Zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldikten sonra yasalaşma süreci hız kazanmış olacak. Ardından da yasalaşmasıyla birlikte Başkan Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanacak bu süreç ve bununla birlikte de aslında çalışan emekliler de bu ikramiyeden faydalanacak. Biz bu ikramiyeden faydalanmanın 15 Aralık'tan önce olmasını bekliyoruz. Çünkü bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesiyle birlikte yasalanması hız kazanacak ve ardından da 15 Aralık öncesine yetişmesini bekliyoruz. Yaklaşık 4.7 milyon çalışan emekli de böylelikle 15 Aralık öncesinde bu ikramiyeden faydalanmış olacak. Ancak şunu söyleyebiliriz ki net olarak, eğer 15 Aralık sürecine yetişmezse yılbaşından önce mutlaka çalışan emekliler de bu ikramiyeden faydalanmış olacak. Genel tabloya baktığımız zaman 10 milyon 430 bin emekli bu ikramiyeden zaten faydalanmıştı çalışmayan. Çalışan 4.7 milyon emekli de böylelikle bu düzenleme ile birlikte bu ikramiyeden faydalanmış olacak. Böylelikle yılbaşından önce Türkiye'deki tüm emekliler tek seferliğe mahsus olmak üzere 5.000 liralık ikramiyeden faydalanmış olacaklar diyelim. Şimdi gözler elbette ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak Merve Tepe.